Merhabalar, merhabalar. Yeniden bir kez daha sizlerle birlikte olmak ne harika. Efendim 8 Mart 2021 Pazartesi günü Manisa TV'de ben evinizin astroloğu Aysel Yıldız Bakan buradayız efendim. Bugün dünyayı doğuran, dünyayı yaratan rahim enerjisinin bütün dünyadaki var olan erkekleri doğuran bir enerjiden, bir varlıktan, Yaradan'ın, Allah'ın rahim esmasının lütfettiği, onun doğuran vasıflarını veren kadınların, emekçi kadınların günü. Tabii ki de bu bir güne özel asla olamaz, mümkün değil. Her günü, her günü kutlu olsun. Buradan annelerimizin, kız kardeşlerimizin, bacılarımızın, teyzelerimizin, arkadaşlarımızın, hepinizin Kadınlar Günü'nü, hayatınızdaki bütün kadınların varlıklarını kutluyorum. İyi ki varız, biz birlikte çok güzeliz diyorum. Evet, bugün Kadınlar Günü. Bize, benim de Kadınlar Günü'mü kutlamak isteyenler olursa eğer izleyicilerimizin arasında 0850 219 0111'den arayabilirsiniz. Hem burçlarınızla ilgili, kişilik analizleriyle ilgili, hem de Kadınlar Günü ile ilgili söylemek istedikleriniz varsa buradan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz rahatlıkla. Evet, Kadınlar Günü dedik. Bugün konuğumla birlikte karma, okült, astrolog, arkadaşım, dostum, hocalarımdan biri olan konuğumla birlikte Türk kadınının karmik döngülerini anlatacağız. Türkiye haritasında kadının yeri, Türk kadının nasıl vasıflara, niteliklere sahip, coğrafi olarak bulunduğumuz bölgede kadın olmak, anne olmak nasıl bir enerji ve biz nelerle mükellefiz aslında, bunları konuşup anlatacağız. Ben bir gazetenin köşe yazarlığını yapıyorum aynı zamanda. Bu hafta Türk kadınına özel Kainat ve Kadın adlı bir makale yazdım. Çok da beğenildi, geriye dönüşler için de teşekkür ediyorum okuyanlara. Orada kadının kainatla olan bağlantısını anlattım. Kadının atom altı partiküllere baktığımız zaman, hani negatif pozitif iyonlar, hani havayı temizlemek için negatif iyonlar, işte suyu temizlemek için böyle aparatlar mutlaka duymuşsunuz. İşte orada bile havayı temizleyen şey aslında dişil enerji, o rahim enerjisi. Kadın sadece insanı doğurmaz. Kadın maalesef günümüzde, toplumumuzda veyahut da dünyamızın realitesinde çürümüş, kokuşmuş, insani, insan olma vasıflarını da artık can çekişen, bu bilgileri de yine gerçeklikleri doğuracak olan da kadındır efendim. Kadın haklıdır. Sloganımız bu. Bu hafta kadın haklıdır. Şöyle ki kadın hakla birlikte hakkın hakkı doğurandır. Gerçekliği doğurandır. Canlılığı doğurandır. Kadın haklıdır efendim. Ben burada bütün Türkiye ve dünyaya bu program aracılığıyla bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Bir kişisel gelişim uzmanı, word terapist olarak, kelime sözcükler üzerinde, kuantum terapisti olarak bunu söylemek istiyorum. Hepimiz elbette ki yaşanan, duyduğumuz olaylar karşısında sakin, sükunetli kalmak hiç kolay değil. Burada hemfikiriz. Fakat söylediğimiz ve düşündüğümüz her şey yaratıma geçtiği için, işte onlar dişil enerjidir, yaratıma geçtiği için sözcüklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ben mümkünse kadına şiddete hayır sloganını bütün ülkeden, bu topraklardan çıkartmak istiyorum. Kadını sevmeye evet, lütfen bunu reji yazın, kadını sevmeye evet diyorum.
kadın haklıdır ve kadını sevmeye evet. Kadın, kendi içindeki kadını ve dişil enerjiyi sev. Kadın, dünyayı sev, yeniden sev. Biz çok şanslıyız aslında Türk kadını olarak. Ulu Önder Atatürk, Türk kadınlarının böyle bir durumda olduğunu, kadının ne olduğunu farkına vararak neredeyse 100 yıl olacak, hani çok uzun zaman oldu, kadının haklarını verdi. Seçme ve seçilme haklarını verdi. Kadın haklıdır efendim. Bizim ülkemizde ve dünyada kadın haklıdır. Hakla birliktedir ve haklıdır diyorum. Ve bu hafta bakalım burçlarımız nasıl, neler var, gökyüzünde neler oluyor, bunlara bakacağız. Bu hafta ayımız Oğlak'ta bugün. Ay Oğlak'ta başlıyoruz haftamıza. Benim de natal haritamda ayım Oğlak. Bu nedir bizi? İşle ilgili konularda çalışkan, dürtüsel, böyle bir şeyleri yapmakla ilgili eylemsel olacak. Haftanın ortasında ayımız Yay burcuna geçiyor. İşte orada biraz daha dışa dönük, daha çok bilgi odaklı, daha çok bir hareket, eylem, işte şehir dışına gitmek, şehir içine gitmek, seyahatler, yolculuklar gibi konular, basın, yayın, medya ile ilgili konular. Hafta sonu ise ayımız Kova burcunda. Kova burcunda biraz daha böyle nasıl içe çekilme, kendinle baş başa olma, özgür alanlarını deneyimleme, özgür alanlarınla ilgili alan açmak yaşamında bununla ilgili gündemler olabilir. Bu hafta 8-14 Mart haftasında rejiye teşekkür ediyorum. Şifa yeni ayı dedik. Evet, balık burcu konsepti. Yani gökyüzünde balık burcunda sevgili balıklar kaynıyorsunuz fokur fokur maşallah diyelim. Balık yeni ayımız var. Gökyüzünde balık yeni ayında Neptün, Venüs, Güneş, birazdan haritada da göreceğiz. Hepsi oradalar. Ay da orada olacak 13 Mart'ta. Ne zaman? 13 Mart'ta 23 derece de 23 derece balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Natal haritada benim de Venüs'üm 23 derece balık. Venüs balık burcunda yüceliyor arkadaşlar. Burada Neptünyen bir yeni ay olacak. Yeni ayımızı göreceğiz. Daha sonra Türk kadınını, astrolojik karmik köklerini konuştuktan sonra fırsat kalırsa da burç burç size anlatacağım. Fakat burada şimdi haftanın genel özelliklerini haftaya bakış olarak anlatıyorum. Burada balık teması çok yoğun ve yüksek. Aslında haritaları da alabiliriz bir yandan. Reji. Evet. Önce bir haritalarımızı alalım. Alabiliyoruz değil mi? Evet. Evet efendim, haritamız geldi. İlk haritamız burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin natal haritası, doğum haritası. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde biz bütün astrologların ortak olarak kabul ettiği, ilan edildiği saat 20.30 Ankara olarak alıyoruz. Ve işte burada da, burası bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın nerede? 12. ev, anne enerjisi, ay, anne rahim enerjisi, doğuran enerjisi, annelik enerjisi 12. evde. 12. ev kapalı alanlar arkadaşlar. Kadınların kendilerini hapsolmuş hissetmeleri, aynı zamanda ruhsal hastalıkların, fiziksel hastalıklardan geçişin de teması, hastanelerden çıkamayışları, efendime söyleyeyim iletişimle ilgili problemleri, el becerileri ve zihin becerileri, akıl kabiliyetlerini de veriyor. Türk kadınının burada 29 derece ikizler burcunda, 29 derece demek astrolojide analitik derece demektir. Doğmuş, doğulmuş demektir. Artık yani buradaki, tabii ilerletilmiş haritasında bu şekilde değil, Türk kadını iletişimle ilgili problemlerini çözüp bir sonraki burcu ilerletilmişte yengeç olacaktır. Yani kendi yönetici burcudur. Ana erkil olmaya doğru gidecektir. Ben 100. yüzyıl sonrasında, Cumhuriyet'in 100. yüzyılı ve sonrasında Türk kadının dünya ile ilgili egemenliği, hakimiyeti ve başarılarını öngörüyorum. Buradan bahsediyorum. Özellikle iletişim,
spiritüel konular ve astroloji alanlarında. Evet, baktığımız zaman Türkiye haritasında Venüs'ümüzde burada, Venüs burada Güneş'le birlikte, Güneş'e yakın durumlarda, Akrep Burcu'nda olduğu için Akrep de genç kızlarımızı temsil ediyor. Cinsel taciz, bakın büyük erkeklerin Güneş'imiz de Akrep, bizim maalesef taciz konuları da bununla alakalı diyebilirim. Şimdi bir geçelim bakalım, bir yeni ayımızın haritasını alalım. Evet, balık yeni ayımız ne zaman? 13 Mart 2021'de 23 derece 3 dakikada burada 10. evde, Türkiye'nin 10. evinde, bakın Venüs, Neptün, Ay ve Güneş hepsi birlikte bir ne oluşturuyorlar? Burada gökyüzünde güzel bir birleşim oluşturuyorlar. Hepsi birlikte bir toplaşma oluşturuyorlar. Bakın haritamızın alt tarafları gördüğünüz gibi boş, hiçbir burada planet yok gördüğünüz gibi. Burası ben ve benim alanlarım. Demek ki sorunlarımız, çözümlerimiz ben ve benim dışında, dışarıdan, sosyal, ulusal, toplumsal olarak gerçekleşecek. Oradaki problemler ya da çözümler, şifalar bizi de bireysel alanlarımıza etkileyecek genel anlamda diyebiliriz. Evet, baktığımız zaman burada Venüs balık burcunda yücelir. Neptün modern astrolojide balık burcunun yöneticisidir. Klasik astrolojide yöneticisi Jüpiter'dir. Burada Jüpiter'de. Burada baktığımız zaman Ay ve Güneş'in birleştiği yerde nedir? 10. ev Türkiye'nin kariyeriyle ilgili ya da kariyerimizle ilgili konular, yöneticilerimiz, halk ve yönetici birlikte bir şeylerle ilgili, birazdan anlatacağım neler olabileceğini, gündemleri veriyor açıkçası. Bir sonraki haritayı alalım. Evet, bu da Türkiye'nin içeride natal haritasını görüyorsunuz. Bu harita Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritası. Dışarıdaki harita ise balık yeni ayının, 13 Mart'ta gerçekleşecek balık yeni ayının gökyüzündeki transit etkileri. Burada Mars, bakın şurası önemli, bir sonraki haritada da göstereceğim. Yeni ay sonrasındaki hafta açıkçası benim uyarmak isterim. Çünkü anlatacağım. Şu Mars 12. evde, Türkiye'nin 12. evinde ve şu şekilde geldiğinde 8. derecede bir şeyleri tetikliyor. Burada baktığımızda ülkemizin dış dünya, dışarıdan görünümüyle alakalı bu aşıyı bulmamız, Türk aşısı, Türk tedavi yöntemlerinin bulması da olabilir. Türklerin kariyeriyle ilgili sanatsal konularda, sahne konularında yeni senaryolarla ilgili gündeme çıkması da olabilir. Bu olumlu da olumsuz da bir şekilde olabilir. Böyle bir durum var. Bir sonraki haritayı da alalım, böyle kısa kısa geçelim. Evet, burada şu harita, bakın haftaya bu haritayı anlatacağım. Fakat şimdiden böyle bir kulağınıza kar suyu kaçırmak istedim. Bu harita, içerideki harita 19 Mart 2021'in haritası. 19 Mart 2021. Dışarıdaki harita ise, hani ben daha önce hatırlıyor musunuz, ay ve güneş tutulmalarında ya da gezegenlerle ilgili bir açılar olduğunda gökyüzünde sanki bir fişek atılmış gibi orada bir iz bırakılır. Oraya gelen diğer planet o izin üzerinden geçerken bir etkileşim, yani bir şey olur bıraktığı izin üzerinden. İşte 30 Kasım tutulması, dış cephede gördüğümüz 30 Kasım tutulmasında ki ayın enerjisi Mars'ın üzerinde. Burada minnot olarak ben bu haritayı çıkarttım. Minnot sistemle, astrolog arkadaşlarımız bunu anlayacaktır. Burada partil bir Ay-Mars kavuşumunu görüyoruz. Ay-Mars burada, bunun neler olabileceğini haftaya anlatacağım. Burada bir tetikleme var. Bununla ilgili öncesi ve sonrası neler olabilir anlatacağım. Şimdi buraya geliyorum. Bakalım bu Neptün, yani balık yeni ayımızda
neler söyleyebiliriz izleyicilerimize? Bizi aramak istiyorsanız efendim 0850 219 0111'den direkt arayabilirsiniz. Astrogen 111 hashtag'imiz. Aysel Yıldız Bakan olarak yazdığınızda da her yerden de bana ulaşabilirsiniz. Evet, bu balık yeni ayı Merkap sabit yıldızı etkisinde bir yeni ay oluyor. Burada bu ani değişimler evet, ani değişimlerle ilgili, bunlarla ilgili çok şeyleri var. Şimdi ben konuğumuzu çok fazla bekletmek istemiyorum. Öncesinde bir konuğumuzu alalım. Belki onunla birlikte haftayı değerlendiririz. Bakalım neler olacak. Akışta kalalım. Akışta olmayı anlatan bir yeni ay aslında. Nedir? Burada aldanmalara, aldatılmalara da çok dikkat. Şifaların olabileceği gibi aldatılma enerjilerinin de çok yoğun olacağını söyleyebilirim. Hazırsa konuğumuzu alabiliriz canlı yayınımıza. Merhabalar. Selamlar, merhabalar. Hoş geldin Devrim, nasılsın? Hoş bulduk, hoş bulduk Aysel'cim, sen nasılsın? Mükemmelim, teşekkür ederim. Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ben de senin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Hepimizin. Evet, böyle güzel bir günü sohbet sırasında sen düşündün, senin aklına geldi. Davetin için teşekkür ederim ve tabii ki özel de oldu. Yani davetin zaten özel ve böyle özel bir günde bir araya gelmemiz, uzaklarda da olsak, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, ben de sana... Senin nezdinde sevgili Oğuzhan Ceyhan hocamıza Türkiye'de karma alanını açan ve bizleri, hepimize ışık tutan senin de katkıların için hepimizin çok teşekkür ediyorum. Burada bugün tabii özel bir gün, kadınla ilgili rahim enerjisi konuşacağız, doğuranı konuşacağız. Tabii ki de sen olmalıydın bu. çok teşekkür ederim. Evet, Oğuzhan hocanın yeri çok ayrı. Özel bir insan, astroloji için gerçekten çok değerli bir sistemin temsilcisi Türkiye'de. Benim için de çok özel, tahmin edebileceğin gibi. Ona verdiği bilgilerden dolayı ve bu açtığı yoldan dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel bir giriş oldu. Kulaklarını da çınlatmış olalım. Evet. Ona zaten bu yayını özellikle gönderirim ben. Evet, ben hazırlanırken seni duydum. Mart ayının bu yeni ayından söz ediyordum. Değil mi? Evet. Doğru, aslında duydum. Söz bile etmedim. Seni bekletmek istemenim. Birlikte söz edebiliriz. Aslında. Evet. Bence. Şuradan haritayı şöyle bir şeyini yapayım. Arada ben böyle haritaya bakacağım tabii ki. Ben biraz önce Türkiye Cumhuriyeti haritasında 29 derece ikizlerde ayımızı, venüsümüzü gösterdim. Lilith'i almamışım. Lilith'imiz kaç derecedeydi? Lilith'e bir bakalım bir saniye. Evet. Lilith de önemli tabii, tabii ki. Tabii Lilith çok önemli. Ben şu an tabii canlı yayında dereceyi anımsayamadım. Lilith 13 derece boğada. Yani güzel. Tetiklenme derecesine doğru geliyor Uranüs tarafından. Çünkü Lilith mitolojik olarak baktığımızda Adem'in ilk eşi, ilk Havva'yı anlatıyor. Aslında biz eşit yaratıldık diyen, kendi haklarını savunan ilk kadın. Yani tabii ben aslında ilk feminist. İlk feminist doğru. Kadın, evet. Bu anlamda bu da Boğa burcunda, yani bedeni temsil eden konuda, değil mi? Boğa'da evet, bu evet. Şekilde bedenini eşit tutan, değer veren ilk kadın aslına bakarsak. Evet. Evet, evet. Yani bu Lilith'in kullanılabilecek en olumlu formu. Tabii. Hani Lilith'in tabii. De alt açılımları var. Hani onun bir de yıkıcı tarafı var. Ama tabii biz ona bu açıdan bakmayalım bugün. Dediğin gibi ilk özgürlükçü, işte ilk eşitlikçi kadın formülünü de bize veriyor Lilith'in olumlu, en olumlu kullanış şekli ya da yaklaşım biçimi. Bu Türkiye haritasında dediğin gibi Boğa'da, 13 derece Boğa'da. Aslında Boğa'nın güzel bir derecesinde ve 11. evde, 11. evde güzel bir noktada. Umutlarla ilgili, yani kadının umutlarıyla ilgili, karanlıkta kalan,
Şimdi Lilith bir arketip olarak biliniyor. Biz böyle okuyoruz değil mi? Karanlıkta kalan umutları da hayata çıkartabilir aslında. Ve bizim ülkemizin kaderiyle de güzel bir el sıkışmışlığı var orada. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Venüs'ün de akrepte olmasından kaynaklı Türkiye haritasında. Evet. Eğer Türk kadını içinde bulunduğumuz hal icabıyla kendi karanlığıyla barışabilirse, evet, kendi karanlığıyla kendi yaralarını görebilirse gerçek gücüne ulaşacak. Çünkü hayatta olduğu gibi her kişinin hayatında olduğu gibi ve genel olarak Türkiye haritasına da bunu yansıttığımızda eğriler vardır. Hani o bizim tutulmalarla anlatmaya evet. çalıştığımız 9-9-18 yıllık döngüleri tamamladığımız bu eğrilerde Türkiye'nin iniş eğrisinin sonlarına doğru geldiğini görüyoruz. Türk kadınları da bu noktada en çok progres haritadan da baktığımızda en çok hasar alan noktada. Ama tabii ki bu eğriler dediğim gibi hiçbir zaman sonuna kadar düşüşte olamıyor. Çünkü sistem buna müsaade etmiyor. İllaki bir çıkış noktası olacak ama bir tık daha var. Hani genel olarak Türk kadını ben 100. yıldan sonra diye düşünüyorum. Türk kadının evet. kendi karanlıkta kalmış taraflarını aydınlatabileceğini, güçlerini, dişil güçlerini, Türk kadını bizim eril polariteyle çalıştı aslında. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Yani çok fazla evet. sorumluluk aldı. İlişkilerin evet. sorumluluğu, evin, evliliğin, eşin, annenin, babanın değil mi? Toplumun, evet. statünün, kariyerin çok fazla sorumluluk. Ya tabii şimdi bu hani karma astroloji adı üstünde. Bu hani enkarnasyon diyelim ya da ben enkarnasyona inanmıyorum diyen izleyiciler olabilir. Buna da okey diyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama genetik bir kodlamamız var. Yani biz bir soyun devamıyız. Burada baktığımızda aslında Osmanlı'daki kadınların karmasını denk ediyoruz. Mesela Osmanlı haritasında ta oradan bakmak gerekiyor. Osmanlı haritasında Venüs Aslan'da ama retroda. Ve biraz sıkıntılı bir derecede. Üstelik hani bir hükümranlığın altında baskıda. Ay'a baktığında o da Satürn'e kavuşmuş vaziyette. Bunlar ciddi hep baskı. Vaziyette. Tabii adım yani, adım özgürleşmek gerçekleşir. Aynen. Aynen. Yani Osmanlı'da bunu çok net bir şekilde görüyorsun. Haritasına da görüyorsun. Zaten hepimiz hikayesine vakıfız. O cariyelik, evet. Çok çok eşlilik ve evet. bunun kadın tarafından kabul edilmişi, kölelik, köle gibi satılıp alınma. Yani hani bu hikayelere girmeye gerek yok. Hepimizin bildiği ve bir yerlerimizin de acıdığı noktalar bunlar. İlk Jön Türklerle yine ama böyle enteresan bir şey var. Erkekler tarafından kadınlara verilmiş bazı küçük haklar var. İşte fabrikada çalışabilir, ebe mektebine gidebilir, dikiş nakış mektebine gidebilir gibi. Bu tanzimat da biraz gevşiyor. Yalnız çok ilginç bir şey var. Hani şer hayır hikayesi var ya burada. Şer evet. hayır hikayesi. Birinci Dünya Savaşı'nda hani savaşta ne oluyor? Erkek azalıyor. Çünkü erkek cephede ölüyor. Dolayısıyla çok basit bir mantık. Bunun kadına yansıması toplum içinde sosyal platformda erkeğin olmadığı noktalara dolayısıyla kadın yerleşiyor. Mesela posta memuru ama seferberlik var ve çok ciddi bir dünya savaşı var. Ve biz çok yoksul bir ülkeyiz. Hepimiz biliyoruz tarih, senaryo. Oradaki posta memuru olan kaç yaşında olursa olsun gidiyor savaşta ölüyor. Yerine mecburen kadın gelmek durumunda kalıyor. Yani kadın yine burada hep arkadan toparlayan, yetişen, erkeğin yokluğunu kapatan bir obje olarak ortaya çıkıyor. Sonrasında Atatürk'ün dünya tarihinde ilk olan Kurtuluş Savaşı'yla zaten kadınlar cephede de aktif, sonrasında da aktif. Bu tümüyle
gücünü hayata geçirmesini ortaya çıkarıyor kadının. Yani işte o şerden hayır, yalnızca kadının gelişim açısından baktığımızda şerden hayır mevzu doğuyor. Aslında biraz da zorunlu doğuyor. Tabii, yani kontrol alanı bozuluyor. Ayımızın yöneticisi ikizler, ikizlerin yöneticisi de Merkür, hepsi akrepte. Orada zaten bilgiyi nasıl aktardığını, Merkür bilgi akışımız ya, kadındaki evet. O bilginin nasıl zorluklarla kapalı kalarak 12. evde açığa çıktığını, yani çocuklarıyla, evet. Anneniyle, vatana da bunu yaparak derin akrep, evet. Savaşlarla birlikte, gözyaşlarıyla, evet. Birlikte bunu yaptığını aslında anlatıyor değil mi? Tabii kesinlikle. Dediğin gibi hani bu ülke haritaları nasıl oluyor diye seyirciler merak edebilir. Osmanlı'nın kuruluş tarihi biraz böyle rektifikasyon tekniğiyle oluşturulmuş, çok eski bir tarih olduğu için. Ama Bizans tarihiyle biz almıştık. Bizans'ın var. Evet. Bizde var. Evet aynı şekilde, ama hani Türkiye Cumhuriyeti için elimizde net bir done var. Bu da 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilan edildiği 20-25, 20 ya da 20-24 da alınabiliyor. 20-30 alıyoruz ortalama. Evet. Bu tarih Türkiye'nin haritasıdır, doğum haritasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritasıdır. Biz bu harita üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye ne oluyor, ne olacak diye bakarız. Dediğin gibi ay 29 derecede. Şimdi 29 derecede de enteresan bir etki var. Yani orada Betelgeuse'un etkisini sayabiliriz, Polaris'in etkisini sayabiliriz, Menkal'in sabit yıldızının etkisini sayabiliriz. Bu sabit yıldızların nihai kader olarak... Devrim, önce şunu söyleyelim, bu sabit yıldız isimleri ve sabit yıldızların ne etkisi veriyor? Sabit yıldızlar astrolojide mutlak kaderi. Olayın tabii, sonunu, aynen. Neticeyi, evet. Bu nasıl sonuçlanacak, kesin, aynen. Netlik nedir gibi sabit, evet. Yıldızların etkisi bunları anlatır sevgili izleyicilerimiz. Önce bunu, aynen. Söyleyelim. Evet. Sen aralarda, evet, güzel. Evet. Aynı dediğin gibi, yani bu yaşanır. Bu gezegenin üzerinde bu sabit yıldız kavuşumu varsa bu yaşanır. Bu şekilde yaşanır ve gidişatı da bu şekilde şekillenir. Kendini böyle ortaya çıkarır deriz. Gezegenlere göre daha net veriler verir. Yani gezegenler olasılıkları verirken sabit yıldızlardan biz daha net veriler alırız. Bunlar nihai kader şeklinde kendini gösterir. Şimdi buraya baktığımızda evet 29 derecede ve 12. evde bir ay görüyoruz, ama bunun içinde dediğim gibi Betelgeuse'u da aramak gerekir. Eser miktarda da olsa ve bir tık ilerletilmişe gittiğinde, yani hem harita bazı ya da bilinç seviyesi olarak Türk kadınının toplumsal olarak jenerasyon açıldığında yengece geçecek, kadın kendisine annelik etmeyi öğrenecek. Asıl, evet. Benim öngörüm bu. Evet. Değil mi? Şimdi şöyle, evet, böyle de bir durum var. Aynı dediğin gibi, yani kendi içindeki o erkeğe öfke, karanlık, acı, bütün bunlar da o bilgileri kendine merhamet etmeyi, evet, merhamet öğrenecek. Şu an tamamıyla bir kurban bilincinde Türk kadını, o aşağı doğru inen, evet. Eğitimin sonlarına doğru olduğumuz süreçte, işte burada. Tabii ki burada biz baz olarak Polaris alırız. Polaris de yön gösteren sabit yıldızdır. Ama dediğim gibi ilk önce kadının kendi içindeki bu 29 derece biraz da zor bir derecedir, analitik bir derecedir. Kendi içindeki karışıklıklarını gördükçe ve çözdükçe, burada bir farkındalık geliştirdikçe bu Polaris'in yön veren etkisini bize gösterir. Yani aldığı açılar falan gayet iyi. Yani umut vadeden bir durum söz konusu. Her ne kadar hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Aynen. Bir de hani progreste falan şu an ülkenin de ilerletim haritaları, tabii. Dediğimiz, yani şu an nerede bu ülke dediğimizde Ay Kova'da mesela bir derecede, yani i̇şte o bilgiyi şeyler, alıyor. Tabii. Yeni bir şeyler olacak. Bu Satürn ve Jüpiter Kova sabit kırık. Evet. Türk kadınlarına iyi gelecek. Tabii bu tek başına değerlendirilecek bir süreç değil. Bu uzunca bir süreç. Yani Türkiye'nin
hem genel anlamdaki gidişatı, erkeklerle olan ilişki, eril dişil enerjisinin oturması, bu bir süreç. Ama tabii ki bunlar uzun vadede olsa bizim için olumlu veriler. Yani biz şunu görebiliyoruz, er ya da geç başlangıçtaki o aydınlık seviyesine geri dönecek ya da daha farklı bir formda bunu yakalayacak. Ben ama bir tık daha yolumuz var. Kesinlikle şöyle öngörüyorum. Benim kehanetim şu. O 29 derece ikizleri kendi iç dünyasına dönüp karmik geçmişiyle iletişim kurup bu bağları şifalandırdığında o dolu dolu bilgi akışını bütün kolektife etki edebilecek, dünyayı etki edebilecek Türk kadınları geliyor diye öngörüyorum. Gerçekten bunu özellikle yazarlık, konuşma, eğitmenlik, spiritüel konular ve astrologlar, Türk astrologlarında tabii ki de beylere de saygımız sonsuz, onlar da çok başarılılar. Fakat kadınların böyle bir sıçrayışı olacak diye öngörüyorum devrim, nacizane. Evet, ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Bak şu şöyle bir durum var, sen de yapıyorsun bu alternatif ya da tamamlayıcı tıp dediğimiz, ben de aynı şekilde. Bu balık başak aksında geçirdiğimiz balık başak aksında bu bayağı bir artmıştı Türkiye'de. Zaten Türkiye balık başak aksında. Yani düğünlerimiz balık başak, evet. Aynen, hani bu şamanik yaklaşım, doğayla iyileşme, hani el verme modu bizim genetiğimizde zaten var. Bu topraklarda zaten bak. Sen benim hocamsın aynı zamanda. Sabiyan astrolojisi. Sabiler nerede? Bu topraklarda, Urfa'da. Topraklarda. Yani dünyanın bütün sembolizmaları, psikolojinin kökeni, bilimin kökeni, astronominin kökeni, astrolojinin kökeni. Evet. Hani daha Göbekli Tepe bile açığa çıktı. Daha ne bekliyor bu ülke? Aynen. Yani dünyanın ilk astroloji üniversitesi Harran. Evet. Tabii. Yani aslında biz bu bilgilere çok vakıfız, dediğin gibi Anadolu zaten, hani Anadolu, ana yasa, her şeyin ya, altında tabii. Ana var. Ben de Fancı, benim misyonum da ana okul, astroloji ana okulu. Evet. Ana var ama orada güçlü çok bir ana. Çok başarılı bir isim o. Evet. Çok başarılı bir isim. Yani Tanrıça kültünden kesinlikle gelen topraklar olduğu için tabii ki bu geçmişin biz nimetlerini daha net göreceğimiz zamanlar gelecek. Bu açılımda, önümüzdeki bu açılımda dediğim gibi Türk kadınlarının ufak bir tepesi var, tepeciği var geçmesi gereken. İllaki geçilecektir. Burada tek başına hani ay üzerinden değil, genç kadınlar üzerinden de bakmak gerekiyor. Ülkenin Venüs'ü Akrep'te, hani bir genç kadın sonra olgun bir kadın formuna dönüyor. Burada Venüs Akrep enteresan bir noktada. Türkiye'nin çok can alıcı bir noktasıdır, evet. Venüs Akrep. Bizim serpent dediğimiz... Para noktada, konularıyla ilgili kadının cinselliğinin nasıl aslında kullanıldığını anlatır. Tabii. Fakat tabii, ben bir şey söylemek istiyorum ki unutmak istemiyorum. Ben Türk kadını Isis'in mitolojisine çok benzetiyorum. Isis, evet, kocası, karşı işte Set ya, öldürüyor kocasını. Evet, kocasının evet, parçalarını toplayıp bir araya getiriyor. Ve erkeklik organı bile olmayan şeyden, Osiris'ten Horus'u doğuruyor. İşte evet, Türk kadının miti bence bu. Tabii tabii, zaten aldığı açılar da onu getiriyor bize. Bu Zübener Şemali yine sabit yıldız etkisidir. Zübener Şemali üzerinde ve de Shiva döngüsü. Shiva. Evet, yani ölmesi tabii, gerek, dönüşmesi gerek, ölüm aynen, enerjisi. Transformasyon aynen, yani gerekiyor. Aynen, yani tekrar tekrar düşüp yeniden kalkması, yeniden ve yeniden kendini doğurması formatı var. Tabii bu ona ne veriyor? Dayanıklılık veriyor. Ama diğer yandan da gölge yönünü çalıştırdığında da kendi kendine zarar verme potansiyeli yüksek. İşte şu an biz o döngünün içindeyiz. Çünkü bu ilerletim haritaları dediğimiz, yani şu an ne yapıyoruz biz dediğimizde
ülkenin erkeklerinde yükselen bir öfke var. Yani bunun dengelenmesi gerekiyor. O da tabii kadının, bu kadının aslında bastırılmış öfkesi tabii, aslında. Tabii. Bak, çünkü tabii, ben iyonlarla bahsettim. Negatif evet. iyon dişil enerjidir. Ama kadında da pozitif iyonlar olursa yani ha. nasıl olacak? Heh. Tabii. İşte aynen öyle. Aslında bu kadının bir yansıtması. Yani içindeki... Çünkü gerçekliği doğuran da kadın. Tabii ki. Yaratım onda. Evet. Bunun yansıması olarak karşısında şu an öfkeli bir erkek var. Şimdi önümüzde bir Kasım tutulmalarıyla başlayan evet. bir akrep boğa döngüsü var. Biz burada da birazcık sarsılacağız. Beden ve cinsellikle ilgili konularda sabit ya. Takılı kaldığımız bilgilerin değişmesi gerekiyor. Bizim aslında ruhsal plan, şimdi ben şöyle anlattım bu haftaki gazetede yazdığım makalede. Dünyayı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin de öyle aktardığın bilgiler için teşekkür ederim. Bizler sizlerin bize aktardığınız bilgileri meşale gibi biz de aktarıyoruz işte. Biz ben teşekkür ederiz. Ben de öyleyim. Ben teşekkür aslında ederim hocam. Vesile ola ola gidiyoruz evet. Hocam olmandan da onur duyuyorum ayrıca. Teşekkür, teşekkür ederim. Ederim. Evet şöyle bir şey. Biz dünyayı 3 boyutlu algılarız. Fiziksel, bedensel, fiziksel, bedensel, psikolojik ve spiritüel olarak. Yani bunu fizik olarak düşünürsek Newton fiziği, kuantum fiziği. Biri madde, biri manadır. Burada fiziksel ve psikolojik durumu maddesel olarak algılıyoruz. Oysa ki dişil enerji manadır. Anlatabiliyor muyum? Gözle tabii, görülmeyeni tabii. doğurandır. Tabii. Eğer ki Türk kadını fiziksel gerçeklikleri bırakıp gerçekten kendi spiritüel alanına, o mana alanına her şeyi kucaklayan, gerçekten bize rahim sıfatı esması da verildiğinde o esmayı taşımak, alıp kabul eden demektir. Kabalistik olarak baktığımızda da Kabala'nın felsefesi der ki, Yaradan sonsuz verme potansiyelindedir. İnsan sonsuz alma potansiyelindedir. Hı hı. Aslında bu kadar basit. Bilgileri bize büyüymüş, sihirmiş, zehirmiş gibi anlattılar. Hayır, siz bir bıçağı bir doktorun eline verirseniz o doktor can kurtarır. Bir katilin eline verirseniz bir insan öldürür. Bilgi aynı Aynen. bilgi, bıçak aynı bıçaktır. Bu da böyle, evet. ben bunları böyle anlatıyorum. Çok Türk kadınıyla ilgili aydınlığı arzu ediyorum çünkü. Çok arzu evet. ediyorum ülkemde. Şimdi burada yapılması gerekenler bunu aydınlatmak. Kadının ruhsal planda dönerek o spiritüel boyutta manayı elinde tuttuğunu, doğurduğu enerjinin gerçekliği yarattığını, eril gücü, erkeği, eril polariteyi hamur gibi yoğurabileceği kıvamda olması gereken o bilgiyle dolması gerekiyor ki dolu 29 derece ikizlerle Türkiye haritasında aslında. Sadece bunu fark etmesi gerekiyor. Evet. Bu çalışmalara, bu işte tamamlayıcı ya da bu tarz çalışmalara Türkiye'de neden kadınlar bu kadar çok ilgi? Evet. Çünkü kendisini görmek istiyor, fark evet. etmek istiyor. Yani kafasında çok fazla neden sorusu var. Ve bu topraklar gerçekten özel topraklar. Karması yüklü ve geçiş enerjisinin hakim olduğu topraklar Kesinlikle. Olduğu için. Kesinlikle. Enerji portalları, evet. enerji kapıları var, fay hatları, evet. enerji ley hatları bizim ülkemizden geçiyor. İstanbul evet. bir merkez, Türkiye'nin her yeri bir merkez yani. Evet, evet aynen. Ley hatları dediğimiz nasıl bizim vücudumuzda çakralar var. Evet. Türkiye, yani bütün dünyada var ama Türkiye'de de var elbette. Ve bunlar çok belirgin noktalar. Dediğin gibi İstanbul bunlardan birisi. İstanbul Manisa, içinde Mersin, Ankara, Deryar. Neresi tabii. değil ki? Aynen. Yani o anlamda yüklü topraklar olduğu için buradaki mevzuyu, yani genel olarak hayatlarımızda neden bu kadar zorluklar olduğunu da bu açıdan baktığımızda hani bir şeyleri çözmek için ve derinden çözüp
bir seferde halletmek için. Çünkü akrepte şey vardır, hani gri bölge yoktur. Ya vardır bir şey ya yoktur. Türk kadınında da çalışan sembolik aslında kökünde bu. İşte ona dayanıklılık veren de bu. İşte tam bir geçiş evresinde olduğumuz için kendini, kendi formunu bulmakta zorlanıyor. Bir de mesela harita üzerinden gittiğimizde Türk kadınıyla Türk erkeği aslında karşılıklı ağırlama şekli. Evet. Yani tabii. Yani bunlar aslında empati yapabilirler aslında. Aynen. Aynen. Sembolik olarak yani Venüs ve Mars üzerinden baktığımızda, eril ve dişil güç olarak baktığımızda aslında karşılıklı ağırlama şeklindeler. Her ne kadar birbirlerini görmeyen açılarda da olsa, ama bu bile bizim elimizde, demek ki biz bir yerlerde orta noktayı rahatlıkla bulabiliriz ki bulduk. Yani biz bunu zaten başararak gelmiş bir toplumuz. Yeniden bu formu ama değişerek ve dönüşerek belli bir noktadan sonra gerçekleştireceğiz. Ben bir de şöyle düşünüyorum, Venüs'le alakalı. Venüs genç kadını, vajina enerjisini, yani ay, rahim, doğurmayı temsil ederse Venüs de vajinayı temsil ediyor. Akrepte olması ve akrep burcunun 3 farklı formu vardır, metaforu vardır. Evet. Ve üçleme bir dönüşümü, bir tamamlanmayı, yani Türk kadını bu enerjinin ne olduğunu, Türk erkeğiyle bunu empati yaparak bu dönüşümü sağlayabilecektir. Akrepte olmasının bence yani karmik, ezoterik olarak anlamlarından biri budur. Ne diyorsun hocam? Kesinlikle sana katılıyorum. Zaten ülkenin tepe noktasında bir Akenar sabit yıldızımız var. Bu küllerinden yeniden doğmayı verir. Bu Anka kuşunun 7 nefs mertebesinin geçilmesiyle birlikte orada tabii ki iniş ve çıkışlar olacak. Bu nefs sınavlarını verdikçe küllerinden nefs, dürtüsel yeniden doğmayı eşittir Mars, cinsel organ kadında da vajinadır tabii, yani bu. Tabii. Bunu yani aşıp geçmek. Aynen, bu da akrep semboliklerine dem vurduğu için aslında güçlü bir harita. Hani payidar kalacaktır. Kesinlikle. Bu buradan çıkmıştır. Hani o dönem içerisinde ve istikbal göklerdedir, yıldızlarda, bizde, astrologlarda. Evet. Sözümü yani kesiyorum, heyecanlıyım. Kusura bakma. Yok yok, lütfen, böyle daha iyi. Zaten hani Atatürk bunlara vakıf bir insandı. Bilen bir insandı. Dolayısıyla o koşullar altında oluşabilecek, yapılabilecek belki de en iyi astrolojik haritaydı. Yani bunu rastgele yapmadığını ve dediğim gibi elindeki koşullarda olabilecek en yüksek potansiyeli yakaladığını düşünüyorum. Hani ben mesela ilk bu Türkiye haritasını falan incelemeye başladığımda, ya bu ay 29 falan, hani bu Venüs'ün durumu nedir? Ama derinleştikçe işin başka türlü olduğunu tabii yıllar içerisinde daha net kavruyorsun. Yani bu kendi içimizdeki, yani kadın olarak da kendi içimizdeki yolculukta aşama kaydettikçe, derinlere indikçe bir akrep semboliği, yani Türkiye'nin formunu, hatlarını daha iyi görebiliyorsun. Dediğim gibi önümüzde bir tık zorlu bir yol var ama onun arkasında daha rahat bir döngüye gireceğiz. Benim ricam genel olarak bu, özellikle Kasım ayı itibariyle özellikle genç kadınların daha bilinçli, fiziksel güvenlik alanlarına dikkatli olmaları, güvenlik alanında kalmaları gerek. Bir tedbir bin sakatlığı önler. Aynen. Yani 1,5 yıllık bir süreç var Kasım ayı itibariyle. Kasım ve sonrası. Kasım Türk ve sonrası. Kadını. Evet. Evet. Yani burada mental ve fiziki olarak koruma ana bandı bu olmalı. Bu kurban bilinci altı bantta aktif, o biraz daha devam edecek. Bunun da dengelenmesi gerekiyor. Yani hani bir şeyler yürüsün, bir şeyler olsun. Atıyorum, daha basit indirgeyelim, bu evlilik yürüsün diye kendini feda etme noktasında bir dur demesi gerekiyor. Tabii tam ki bu yeni ay, yeni ay fedakarlık enerjileri. Kurban psikolojisi böyle
içeride yatan o yılan diyelim su yüzüne çıkacak suyla, değil mi? Bunlara dikkat. Tabii yeni ayda bu bayağı... Fedakarlık da bir bağımlılık çünkü. Yükselen yani, yengeç olarak söylüyorum. Tabii yani fedakarlık. Bak feda ediyorum, kar bekliyorum. Kar edeceğim, evet. Tabii. Yani orada çaktırmadan böyle gizli... Beni sev diye... Yani karlar. Ben sana bunu biliyorum, sevmiyorsun. Aa, o zaman bir dakika, alt bantta ben başka şeyler çalıştırırım. Evet. Bastırılmış öfkemi sana yansıtırım. O zaman sen benim kafama gelir o balyozu indirirsin. Aslında hani çok basit söz ediyoruz. Ama tabii ki genele yayıldığında hepimizin içine acıtan ve Türkiye'nin imajını yerle yeksan eden bu kadın ölümlerinin durdurulmasının, durmasının... altında yatan döngü bu. Döngü yani bu. Ben kadın... biraz önce bir anımsatmada bulundum. Bir word terapist, kelime sözcük terapisti olarak da bunu söyledim. Yani bu enerjilerle ilgili. Kadına şiddete hayır cümlesini kaldırmamız gerek. Evet. Başta bunu yapmamız gerek. Evet. Bu inanılmaz derecede kadına şiddeti tetikleyen, var eden bir enerji. Kesinlikle. Lütfen yani, sevgili kadınlar. Kadınlar gününde yani. Kadını tabii. Sevmeye evet. Bu kadar. Ya yani kadın yaşasın. Dediğin gibi kadın yani yaşasın. Şiddet... Yaşasın kadın. Kadın tabii. Haklıdır bu haftaki sloganımız devrim. Kadın haklıdır. Yaşasın kadın. Evet. Kadın haklıdır evet. Haklıdır yani bunu... yaradanla birdir. Korumalıdır anlamında. Evet. Alt arketipini düşün. Evet, şimdi kafalarda şöyle soru, yani bana gelen geri bildirimlerde neden bu haldeyiz? Yani sene bu olmuş, 2021 olmuş. Zaman bizim algıladığımız gibi düz bir çizgi değil, lineer yani. Tabii spiral bir döngü olduğu için biz tamamlanma noktasına, bu spiral döngüde tamamlanma noktasına ve yükselerek devam eder. Yani hiçbir gerçeklik bundan önceki işte... O 18 yıllık, 20 yıllık, 7 yıllık, 200 yıllık döngüsünde olduğu gibi, o başlangıç noktasında gibi olmaz. Yükselerek devam eder ya da form değiştirerek devam eder. Yine farklı bir formda tamamlanma noktasına giderken çekilen sancılar. Dolayısıyla hani burada rakamların bir anlamı yok. Hem geçmişin, hem şimdinin, hem de geleceğin tek bir noktada toplandığı deneyimlerden kaynaklıdır bütün bu mevzular. Hani geriye dönüş, kabulleniş, yine farklı bir formundayız ama kafamız ve içimiz biraz karışık. O düğümleri çözmeye çalışıyoruz. Düğümleri çözdükçe de önümüz açılıyor. Tabii ki bütün o düğümler hayat devam ettiği sürece tümüyle çözülmeyecek. Ama biz ana düğümü çözmeye yaklaşmış Türk kadınları olarak daha kendimizi koruyacak ve olma, el ele verme. Burada kadının kadına düşmanlığını özellikle gelin kayınvalide iletişimlerinden başlayarak bunları kaldırmamız ve bitirmemiz gerek. Kadın kadına el birliği vermeli, kadın kadına destek olmayı öğrenmeli, kadın önce kadını sevmeyi öğrenmeli. Benim şahsi fikrim böyle devrimcim. Şimdi o kız kardeşlik formu güzel bir şeydir. Evet. Şimdi seninle yazgı burada yazgı tanrıçalarının meleklerini zaten objeledim, programa koydum. Yavaş yavaş bir reklama gidelim. Reklamdan sonra seninle şunları konuşalım. Türkiye haritasındaki Ay ve Venüs'le kadının kendi haritasında neler oluyor falan, bir yine doğal akışta ve haftanın burç yorumlarını birlikte yapalım, olur mu? Tamam. Peki, reklamlardan sonra buradayız yine. Görüşmek üzere.